Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resepsiyon konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Şimdi biz Bursa'daki kutlamalara bir kez daha döneceğiz. Özellikle Yıldırım'daki kutlamaya döneceğiz. Yıldırım ilçesinde bugün bir rekor denemesi var. 300 bin domina taşıyla 29 Ekim'de bir rekor denemesi gerçekleşiyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz şimdi. Birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatı bizim kadim medeniyetimiz. Şimdi birazdan o kadim medeniyetimizi görsel bir şovla hep birlikte hatırlayacağız. 300 bin domino taşını hareket ettirerek hem rekor kıracağız hem de tarihi canlandırmış olacağız. Biz tarihi yazan bir kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Müsaadenizle İlk domino taşını başlıyorum, hareket ettiriyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz ve geri sayımla başlayalım Abdullah Bey. Haydi Bursa, haydi Türkiye diyoruz ve hep beraber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cumhuriyetimizin 93. yaş günü kutlu olsun. Birçok milletin kaderinde zaman zaman inişler ve çıkışlar, geleceğe taşıyacağı tecrübeler yolu vardır. Ama hiçbir milletin Türk milleti gibi keskin virajlarla dolu inişle çıkışlı bir kaderi yoktur. Anadolu topraklarına çok saldığından bu yana muhteşem bir medeniyet tarihimizde adım yazdı millet. Hayatının birçok döneminde gerek içeriden gerekse dışarıdan hep birilerinin ihanetiyle karşı karşıya kalmış ve mücadelesine yılmadan, usanmadan devam etmiştir. Asya ile Avrupa'nın stratejik köprüsü olan Anadolu, tarihin hemen her safhasında ağzından salyalar akıtan ve adına bedeli tek denilen tek kişi kalmış canavarların saldırılarına maruz kalmıştır. İşte Çanakkale, bu tek kişi kalmış canavarların topyekun olarak bu aziz milleti yok etme çabasının ve buna karşılık bir milletin tüm yokluklara rağmen verdiği muhteşem mücadelenin zaferleşmiş halidir. Çanakkale 250 bin savaş alanında 150 bini de hastanelerde olmak üzere 400 bin askeri evladının kanlarıyla atılan özgürlük imzasıdır. Deha komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size ölmeyi emrediyorum" mesajıyla her şeyini ortaya koyarak Çanakkale'den aldığı moral güçle Seyit Onbaşılar, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar, Hasan Tahsinler düşman çöplüğünü İzmir'de denize süpürmüş ve medeniyet denilen canavarların kalan tek kişini kökünden çekerek tüm dünyaya "sakın ha özgürlüğüme dokunma" demiştir. Mustafa Kemal'in ilk kez başkan olarak seçildiği ve yine ilk hükümetin kurulduğu ilk meclisimizde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denilerek Cumhuriyet'in tohumları atılmış ve bundan sonra da Cumhuriyet'in tohumları Anadolu topraklarının her tarafında türlenerek bugün 93 yaşında olan diyorum bugün gece.
sofrasından zıplanarak emin adımlarla büyümüş ve hala bu aziz milleti gölgesinde gölgelendirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Türkiye'si 93. yaşına geldiğinde bugün söz dinleyen değil, one minute diyerek sözünü dinleten güçlü bir ülke haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti coğrafyasında mazlumun en yakın dostu, muhacir mezar olmaya devam etmiş tüm bu gönül değerlerini sanatına, zanaatine, hayatına, estetiğine, hasılı, nerede insan varsa oraya ustalıkla harmanlayarak aktarmıştır. Güçlenmişti.